Merhaba arkadaşlar, Terraria videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son golemi kesmiştik. O zamanlar biraz hastaydım tabi. Şimdi sağlığıma biraz daha kavuştum. Videolara devam ediyoruz. Golemi kesmiştik. Golemi kestikten sonra arkadaşlar dungeon'ın önünde Deli Kultiş adında bir boss çıkıyor. Böyle ayin yapıyorlar falan. Lunar Kultiş sanırım adı. Deli Kultiş'te diyebilirsiniz. Şimdi bu boss'u kesmeye gideceğiz. Ben daha önce arkadaşlar bu boss'u önceden kestim. Pilarlar çıkıyor. Pilarları kestim. İşte Moon Lord geldi. Moon Lord'u kesemedik falan filan. Biraz item elde ettim. İşte şu solar fragmentlar artık hani pilarlardan düşüyor arkadaşlar bunlar. Göstereceğiz şimdi zaten. Ben önceden bir savaş yapıp elde ettim. Bunu hangisinden yaptıydım da ben? Solar değil de Stardust pilardan yaptım arkadaşlar. Şu asayı elde ettim. Deli Kultiş'i kestikten sonra 4 tane pilar çıkıyor haritada. Bu 4 piları keserseniz her biri ayrı bir maden veriyor. İlk başta pilarların üzerinde bir kalkan var. Bu kalkanı yok etmeniz için etrafındaki canavarları öldürmeniz gerekiyor. Etrafındaki canavarları öldürdüğünüzde ölen canavarlar damage olarak kalkana geri dönüyor. Piların kalkanı yok olduğunda piları yok ediyorsunuz ve bu fragmentler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Stardust fragmentten bunu yaptım. Fragment. Bunu yaptım. Dragon Staff. Bu Dragon'un arkadaşı çağırıyor. Bu otomatikman kendiliğinden gidiyor hedefleri öldürüyor. Summon işte bir tane bildiğiniz. Bir de şu var. Bu summon var arkadaşlar. Bu da top. Bu da aynı işlemi görüyor. Ben genelde ejderi kullanıyorum ama neyse bu kalsın yanımda. Bunun damage daha fazla. Sonraki yaptığım silah bu. 5 numaradaki şu silahı yaptım. Bunu hangisinden yaptık? Şu Nebula'dan yaptım sanırsam. Aynen Nebula'dan yaptım. Şunu. Böyle kara delik gibi bir şey atıyorsunuz arkadaşlar. Böyle gidiyor bu. Mana yiyor. Mana yiyen bir silah. Bu var. Elinize One Punch. Anime izleyenleriniz varsa animedeki One Punch karakteri gibi oluyorsunuz. Tek yumruk usta. Böyle saydırıyorsunuz yumrukları. Bu silah var. Ben buna hasta oldum. Biliyorsunuz nişancılığı, bu oyunun nişancılığı daha çok seviyorum. Vortex'ten elde ettiğim bir silah. Abi efsane bir şey. Hani ilk yapacağım kostüm zaten Vortex kostüm olacak. Ya da Solar yapabilirim. Solar yapıp Duke Fishron'u diğer videoları kesmeyi planlıyorum. O yüzden ama Vortex kullanacağım. Bu silaha bayıldım abi. Hani bu silah efsane. Sonra Solar'dan bu silahı yaptık. Bununla bir Moon Lord'u Moon Lord geldi arkadaşlar. Ben bir iki kere karşılaştım şerefsizle. Kesemedim. Bir abonemden yardım istedim. Nasıl kesebiliriz falan filan gibisinden. Bana bir video attı. O videoda olan zemini hazırladım şuraya. Adam videoda balın içinde kesiyor. Sanırsam balın içindeyken skill shotları yemiyoruz. Şu gözler falan filan geliyor. Bir gözü var arkadaşlar. Gözünden ışın atıyor. O ışın da şu duvara çarpıyor. Ama ben şu duvarı biraz alçaltayım diyorum. Çok yüksek yaptım sanırım. Bir sırada aşağı çekeceğim bu duvarı. Ne olur ne olmaz abi. O ışını yemeyelim yani. Işın çok kötü hasar veriyor arkadaşlar. Bu ışını bu duvarla engelliyorsunuz. Işın duvarı duvardan geçemiyor. Biriklerden geçemiyor. O yüzden bu birikleri böyle üzerimize diziyoruz. Şimdi yüksekliği hatta şuradan beri ayarlayayım. Hemen şunu işlemi halledeceğim. Deli Kultiş'i kesmeye gideceğiz arkadaşlar. Lunar Kultiş'i. Yükseklik bu yeterli herhalde. Yani bu yeter bence. Gerek yok o kadar geniş yapmaya. Şöyle yapalım. Çok uzun yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Sadece sizi korusun yeter. Yani sizin üzerinize gelen lazere engel olsun. Bu yeterli. Umarım işe yarar. Daha denemedim burayı. Hani Moon Lord geldiğinde buraya kaçacağız. Abi inşallah işe yarar yani. Yaramazsa ruhumuza fatiha. Yani diyecek bir şey yok. Yaraması umuduyla bunu yaptık. İleride
Ben bu server'a devam edeceğim için şuralara tier statüler koyacağım sağa ve sola. Sürekli kalp çıkmasını da sağlayacağım inşallah. Sonra golemi kestiğimizde şöyle bir tablet vardı arkadaşlar. Bu tablet ya parçaydı bunlar. Bu parçaları birleştirince bu tablet oluyordu. Bu tablet arkadaşlar manuel güneş tutulması yapmamıza yarıyormuş. Tıklıyorsunuz. Bir gün boyunca güneş tutulması yaşanıyor. Ertesi gün bir daha basabiliyorsunuz. Şu an potum da fazla yok. Pot da craft edemedim. Çünkü materyallerim azaldı. Yok artık. Sonra ben golemi bir de tablet vardı arkadaşlar. Tabletin ne olduğunu bilmiyorduk. Wizard tablet mi öyle bir şey yazıyordu. Ben o tablet golemi çağırmak için kullanılıyormuş. Ben o tabletlerin hepsini kullandım. Golemi birkaç kere kestim. Şöyle bir golemin sağ kolunu kopardım aldım abi. Böyle bir silah verdi. Sonra şu Stinger'ı verdi. Bu Stinger'ı arkadaşlar atıyorsunuz. Mermisi şu an üzerimde yok galiba. Aynen. Atıyorsunuz havaya parçalanıyor. Dörde falan bölünüyor. Öyle bir silah. Ben buna hasta oldum. Bu çok deli bir şey. Deli kultişi, o lunar kultişi ilk önce bununla kestim. Abi böyle basılı tuttum. Her yere atıyorum sağa sola. Doş diye doş diye kestim. Hatta bununla tekrar kesebiliriz. Şuraya koyayım abi. Çok sevdiğim bir silah. Harbiden bayıldım. Bu tarzda bir silah bulursam tekrar bunun yerine geçireceğim. Hadi gidelim kultişi kesmeye. Golemi kestiğiniz zaman arkadaşlar Lunar Kultiş her gün dungeon'ın önünde ayin yapıyor 4 kişi Lunar Kultiş'i çağırmak için. Onları keseceksiniz. Onları kestiğiniz zaman Kultiş geliyor. Kultiş'i kestiğiniz zaman da arkadaşlar evrene şeyler iniyor. 4 tane pilar. Pilarları kesiyorsunuz. Son piları kestikten sonra bir süre sonra Moon Lord geliyor. Moon Lord'la kapışıyorsunuz. Moon Lord'u çağırmanın birinci yolu bu. Hani her seferinde kultişi keseceksiniz. Pilarları keseceksiniz. Moon Lord gelecek. İkinci yolu da şu fragmentlerden 20'şer tane toplayıp bir tane tablet var. O tableti yapıp Moon Lord'u çağırabilirsiniz. Hiç hani bu işlemleri yapmadan. Ama o tablet yoksa arkadaşlar sürekli olarak kultiş, pilar, Moon Lord. Hani bu sıralamayla çağırmanız gerekiyor. Şimdi kultişi keseceğiz. Pilarlarda birkaç kez öleceğiz belki de. Yapacağız bir şeyler. Bakalım. Bak bu top gördüğünüz gibi bir anda adamın yanına gidiyor ve ufak ufak toplar atıyor. Güzel bir hasar vermiyor. Ben beğenmedim. Şimdilik dursun diye aldım. Öyle. Ama bu abi içinden geçiyor yani. Baya baya içinden geçiyor. Takır takır adamı öldürene kadar. Bu daha güzel. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi şuradaki spawn noktasını ayarlayacağım arkadaşlar. Kendimi buraya ayarlayacağım. Çünkü ilk pilar buraya yakın çıkıyor. Ölürsek hemen yanına gidelim diye. İşte gördüğünüz gibi bunlar ayin yapıyor. Bu pezemekler. Ne yapmaya çalışıyor? Lunar'ı canlandırmaya mı çalışıyorlar? Nedir? Biz de şimdi bunları patlatacağız abi. Bu adamı yo 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 değişne hastayım efsane. Bunu bu silahla keseceğim bu sefer. Tekrar. Gel ulan. Basayım şeylerimle. Abi bu balta atın böyle sağa sola. O hedefi buluyor zaten. Sıkıntı olmaz. Oğlum nerede lan bu adam? Allah. Video çektiğim için bazen böyle bir kasma yaratıyor. Bana sıkıntı oluyor. Yo 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 yo. Al kafana kafana. Abi bu balta çok ya ilk çıktığında var ya çok acayip mutlu olmuştum ya. Çok güzel bir şey. Dedim abi bu silah ne böyle? Hani bununla var ya 4-5 kere ben golemi rahat kestim arkadaşlar. Hani bütün skillerini doşlayarak. Böyle sürekli
sürekli skişat atan yaratıkları doşlamak için mükemmel bir silah. Çünkü adamın yanında durmanıza gerek yok. Hani siz fırlatın şeyi, o gerisini hallediyor zaten. Hani siz skillerle ilgilenin. Basılı tut abi. Etrafına dönmem yeterli mesela şu şekilde. Yeter ki ona doğru fırlatın yani. O gidiyor, buluyor hedefi. Skill doşlamak için mükemmel. Ben bu silaha çok bayıldım yani. Bunun gibi başka güçlü silah eminim ki vardır. Oyunda bundan daha güçlü, aynı bu tarzda bir şey. İnşallah bir gün karşılaşacağız. Büyük ihtimal dungeon'da çıkacağını düşünüyorum. Buna benzer beyaz bir şey görmüştüm çünkü. Abi inşallah şu Moonlord taktiği işe yarar da. Hani keseriz ya. Ben bir iki kere denk geldim, adamı kesemedim vallahi. Ya kesemedim derken sol elini aldım abi. Kafayı da patlattım. Sağ eli patlattım. Ama öldüm. Hani havalanıyor, gözler yerinden çıkıyor. Size saldırmaya başlıyor. İşe yaramadı yani. Bu şey Lunar Kultiş şeye benziyor. Magicka karakterlerine benziyor. Attığı skiller de Silk Road'daki Magic Rope'lar gibi. İşte arkadaşlar ilk pilar çıktı. Hatta piların direkt şeyleri de geldi. Yani ona yaklaştığınızda bunlar saldırıyor. Piları yok etmek için bunları kesmeniz gerek. Kurtişi hallettik. Şimdi bunlarla uğraşacağız. Bunlar biraz zorluyor beyler. Şöyle bunları öldürdünüz arkadaşlar, damage kalkanı yok ediyor. Bu piların kalkanı yok olmadan piları ortadan kaldıramıyorsunuz. Yani bu canavarları öldürmeniz gerek. Ben en çok Vortex'te zorlanıyorum. Çünkü Vortex'te şöyle bir özellik var. Adamlar abi atmosferi, nasıl diyeyim, atmosfer diyorum ya, yer çekimini yok ediyor. Havada asılı kalıyorsun. Ben bu işi anlamadım. Hani oraya gidiyorsunuz, adamlar yok ediyor yer çekimini, havada kalıyorsunuz. Çatır çatır patlatıyorlar. Ne oldu lan, bittiniz mi? Gördüğünüz gibi ölünce böyle sarı bir çizgi gidiyor arkadaşlar kalkana. Bakın şunu öldüreyim. Kalkana gidiyor geri. Damage veriyor kalkanı. Bu yaratıklardan öldürdükçe o kalkan patlayacak. Şu an haritada 4 tane var bunun gibi pilar. Şurada gördüğünüz Nebula. Allah, öleceğiz lan. Size göstereyim derken ölüyorduk vallahi. Bu silah çok güzel arkadaşlar. Bu çünkü gördüğünüz gibi yerin altına doğru falan, hani duvar engeli tanımıyor. Direkt duvardan geçen bir silah. O yüzden acayip hoşuma gitti. Moonlord'u da videoda zaten adam böyle kesiyordu. İzlediğim bir videoda. Ben de böyle kesmeye deneyeceğim. Umarım başarırız yani. İşe yararsa ne ala bize. Yaramazsa bu videoda Moonlord kesememiş olacağız. Diğer videoya kalacak. Yeni çözümler arayacağım falan filan. Halledeceğiz yani bir şekilde. Ama eninde sonunda keseceğiz arkadaşlar. En azından bu bölümde Lunar Kultişi ve şeyi kesmiş olduk. Pilarları kesmiş oluruz. O da bir kazançtır. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız en azından izlerse bu videoyu nasıl hallederim, nasıl yaparım görür derken ben konuşurken öldüm. Allah'tan yakınız, hemen geleceğim buraya. Öldüğünüzde arkadaşlar kalkan yediği damage sıfırlanmıyor. Merak etmeyin yani. Sürekli git gel yaparak kesebilirsiniz ilk başlarda. Hani sürekli ölürseniz, bu yüzden sıkıntı yapmayın. Bu arada benim damage defansım 85. Ben bir aksesuarı yanlış takmışım. Normalde 92-93'e çıkartıyorum abi ben onu.
ama önemi yok. 85 de iyidir. Tararım ulan. Abi bu silah çok güzel ya. Öleceğim. Pot basmayı unuttum yine. Silah rağbetine kapıldım. E hadi. 2 saat doğmuyor. O ne ya? Kim atıyor? Abi hemen yok etmem lazım şunu. Ya şey potum kalmadı arkadaşlar. Savaşmak için potlarım yok. Yapmak için de balık malık tutmam lazım. Materyal lazım. Hiç uğraşmadım. Yapsam yani bir saat sürer. Aha alamıyorum lan. O yüzden hayatta kalmış, öldürelim. Eğer ki baş edemezsek, mecbur ben video çekmediğim bir zamanda potları yapacağım arkadaşlar, metalleri toplayacağım. Ondan sonra tekrar video çekeceğiz potlu bir şekilde. Bir de şunun bir üstü var arkadaşlar. Lavda balık tutabildiğim bir olta. Bu oltayı ben nereden bulacağım? Bununla ilgili bilgisi olan varsa bana bir yazarsa çok sevinirim. Şuradan remote yapalım. Eve ışını alalım. Eve gelip şöyle bir çantayı bulalım. Abi üzerimizdeki şu şeyleri çantaya atalım. Şunlar şu an yaramıyor işime. Şu kalsın. Terra Blade'i kullanmıyorum. Bunu kullanmayacağım. Bunu. Aa bu düşmüş. Bunu kullanmayacağım. Bunu. Git. Şunlar gitsin abi. Hiçbirini kullanmayacağım. Seni de kullanmayacağım. Potum çok az var. Yani şu an işime yarayan başka bir pot yok. Materyal lazım olduğu için arkadaşlar. Uğraşmadım zaman kaybetmeyeyim diye. Çünkü videolarım gecikmeye başladı artık. Hastalığımdan dolayı yetiştirmek istiyorum. Hemen serileri devam edeceğim. Şu an mesela bunun artık Moonlord'dan sonra Dukepishron kalıyor. Onu da kestikten sonra hani birkaç şey gösterip bu Terraria ya da bu seride final yapacağım. Allah! Unuttum bak görüyor musun? Final yapacağım arkadaşlar. Craft the World serisine başlamayı düşünüyorum. Star Wars 2 tane videom var zaten, ona devam edeceğim. Bu videolarıma devam edeceğim arkadaşlar. Onlar bittikten sonra hani bir tane This War of Mine var, ona devam etmeyi planlıyorum. Yeni bir seriye falan başlarım. Hani ikişer gelecek artık videolarım. Ama Craft the World'e kesin başlayacağım bundan sonra. O da bu tarza yakın ama biraz daha değişik bir tarzda bir oyun. Ulan bunlar çok bela ya. Abi bunlar kafaya bir yapışıyor. Tamam mı? Böyle. Pilarınız nerede sizin? Bak şu var ya şu. Işınlanıyor abi. Her damage attığınızda başka bir noktaya ışınlanıyor. Bak şu toplar. Top gibi bir şey geliyor abi peşinize. Bırakmıyor. Çok büyük sıkıntı ya bunlar. Ya şu pot basma süresi çok uzun ya oyunda. 25, 30, 40 saniye, 45 saniye. Oh. Ben de damage neyden yedim öyle?
8 saniye kaçalım abi. Uzaklaşalım şunların biyomundan. Aha peşime gelmiş. Lan hiç fark etmedim. Bakar kör oldum. Abi yemin ediyorum fark etmedim ya. Dibime gelmiş. Ya nasıl bir damage'tir bu abi? Şaka gibi. Zaten potum yok. Adam gibi hani deli gibi vuruyorlar ya. Gidelim bakalım. Nerede öldük lan? Şurada öldük. Paralar şuraya böyle düşmüştür herhalde. Aynen. Lan. Adam dibime gelmiş ya. Hiç görmedim var ya. Cidden fark etmedim. Bak şu top atıyor. Bak bu top var ya. Yanınızda duruyor. İkilin öyle duruyor yani. Öyle duruyor. Size damage veriyor. Ne kadar saçma bir skill. Benim şu şey gibi. Kara delik gibi. Ama benim kara delik gidiyor işte. Adamı takip etmiyor. Bu takip ediyor. Şu arka atmosferdeki gördüğünüz pembe ve kırmızı arka metin arkadaşlar. Hani bir ara gelir değişiyor. Bunu kendi evinize yapabilirsiniz. Şu fragmentlerden. Bunun minyatür hali yapılıyor. Eve koyuyorsunuz. Arka plan böyle değişiyor. Ben solarınkini yaptım. Üst katlara koydum. Denemek için öyle oldu. Allah biliyor. Piların kalkanı patlamak üzereyken bunlar size daha çok abanmaya başlıyor. Yani daha çok çıkıyor canavar. Anlayabilirsiniz öyle de. Benim şu an yine canım çok gitti. Can basmama da 25 saniye var abi. Öleceğiz. Bir skill yiyeyim öleceğim. Tek skill canım var. Tebrik ediyorum kendimi. Kafa attım. Abi bunları Vortex silahıyla vurmaya çalışayım ya. Bunlar bayağı sıkıntı olacak gibi. Pot basmayayım da hemşireye doldurayım dur. Bir silver. Aldı paramı. Koç, hem evimde yaşıyorsun hem de paramı alıyorsun. Ev açtım sana. Sıcacık yuva verdim. Bir de paramı alıyor. Ya oğlum. Ayak altında dolanıyor ya. Basayım şu patları da. Tarayacağım abi bunları. Silahla deneyeceğim bu sefer de. Gelin lan. Ha? Silahın sesi çok fazla. Ya da şununla deneyeyim. Nasıl olur? Bu çünkü hedefi de buluyor abi. Buna daha çok doşlarım. Biraz yavaş olur ama. En azından şu kalkan dağılana kadar. Kalkan dağıldıktan sonra sıkıntı yok. Aha dağıldı. Bittiniz oğlum. Ne olacak şimdi? He? Ya? Ya? Aa! Öldüm. Neyse piları yok ettik. Gideyim malzemeleri toplayayım. Şimdi Vortex abi. Çok sıkıntılar ya. Yemin ediyorum Vortex daha sıkıntı. Biz bunlarda böyle ölüyorsak eğer var ya. Şu Moonlord'da yaptığım sistem işe yaramazsa arkadaşlar pert. Hani pot yok. Bir şey yok. Nasıl diyeyim? Skill'ler bana tutarsa eğer var ya bittik ya. %100 öldürür yani. Benim kesin olarak pot falan yapmam gerekir. Moonlord'da elden kaçırırız abi. Yapacak bir şey yok. Moonlord'da ayrı bir video çekerim. Şunun şeyleri fragmentleri harcamam. Harcamam zaten Moonlord'u kesmediğim için. Onlarla tablet alırım fragmentlerle abi.
Moon Lord'u ayrı tek bir videoda çağırırım. Potları hazırlayıp. Öyle artık. Yapacak başka bir şey yok. Ama hiç yoktan şimdi deneyeceğiz. Abi iyileşmek gibi bir şey yokmuş yalnız. Alan ya. Abi hep aynı şeyi. Bak ben bunu çıkarmayı unuttum az önce yalnız ha. Bak bunu unuttuk yani. Hep aynı hatayı yapıyorum. Şu sıfıra basıyorum, ışınlanıyorum abi. Şimdi hangi pilar var yakında? O solar var. Bunlar biraz defansif yaratıklar. Sağlam bir yaratıklar. Sana bu kostüm de en defansif kostüm sanırsam. Solar'ın kostümü. Yapabilirsem aslında Solar'ın, yani Moon Lord'u kessek Solar'ın kostümünü yaparım. Yapar giyerim abi. Çok rahat rahat takılırız yani. Geber. Hop basayım. Sakin olun beyler. Sakin olun. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Abi bu sarı gördüğünüz her şeye vurmanız lazım bunlarda. Gökten alev topu falan yağdırıyorlar çünkü. Aa bunlar da öyle bir yerdeymiş ki yalnız. Şu solucana dikkat edin arkadaşlar. Bu solucan çok vuruyor. Hani gökyüzünde pek savaşmamaya çalışın. Genelde yerde durun. Solucanı öldürmenin tek yolu da kafası değil, kuyruğuna aşır alın. Kuyruğundaki topu yok edersiniz, ölüyor. Başka türlü öldüremezsiniz yani, kuyruğunu vurmanız lazım. Ben onu biraz geç fark ettiydim ilk başlarda. Bana sıkıntı oldu. Saldır oğlum, ejderim benim. Ejdere vuramıyorlar, o da güzel bir şey. Hani yok olsa var ya, bittik. Geber. Siz kimsiniz lan? Bu alemin böceği benim. Hadi abi, musoların kalkanı da çok geç patlıyor ya. En kolayı Stardust. Abi Stardust'ın piları çok kolay ya. Hiç zorlanmıyorsunuz yani ondan. Bu kadar. İlk kestiğim Stardust'tı galiba zaten. Şimdi Vortex'e gideceğiz bundan sonra. O da biraz zor. Ben de zorlanıyorum yani. Havada asılı kalınca sıkıntı oluyor. Abi bunlar işte top gibi geliyor. Hadi be abi, ne kalkan varmış be. Öleceğiz yemin ediyorum. Can da yok ki. Ya bir sefer de geçmiyor. İçimden iki kere geçiyor ibne. Hadi abi 6 saniye daha dayanırsam. Aha. Lan lan lan, öleceğiz vallahi, öleceğiz. Öleceğiz. Öldüm. Görüyor musun? Abi ufacık cam var ya. Şaka mısınız? Ya. Ben iki kere daha vursam ölecek ya. Ya şu pot basma işi var ya. Abi pot yok ya. Bana yan server'dan pot atın abi. Girin oyuna, bana server'dan pot atın. Defansif potları gönderin. Uğraştırmayın beni ya materyallerle falan. Abi, yani oturup bildiğiniz 3-5 saat balık malık tutacağım. Hani bir şeyler yapmam lazım.
Başka türlü o potlar yapılmıyor. Üşeniyorum ya, cidden üşeniyorum. Parası lan pot verin, 5 gold vereyim. Çok ucuz değil mi? Ama şu ateşli oltayı bulmam lazım ya, lavda balık tutabildiğim oltayı. Eğer onu bulursam arkadaşlar, lavda balık tutacağım. Şu ateş bariyeri yapılan potu yapacağım. Hani o oltayı kesin olarak birisi bana söylesin yani, nereden, nasıl bulacağım, görevle mi bulacağız falan filan. O oltanın nasıl çıktığını öğrenmem lazım. Ya sen nasıl ölmedin ya? Sen nasıl ölmedin? Aa! Ya. Ya. Git şuradan ya. Gözünü seveyim git ya. Allah belanı versin ya. Hep şu imleçle tıklıyorum şuraya. Basıyorum abi. Kaç kere oldu bu hata ya. Nasıl imleç? İmleç gözükmüyor ki. Gidiyorum sıfıra basıyorum. Ona tıklıyorum ya. Kesiyordum şerefsizi. Kaçtık gibi oldu şimdi. Rezil olduk. Adam bizi dedi, şimdi solucan dedik, bu benden korktu kaçtı dedi. ...35-27 abi, bir vortex kostüm çıksaydım çok güzel olurdu be. Ya da solar kostümü. Baksana böcük böcük, hamam böceği gibi takılıyoruz etrafta. Şimdi biz vortexlerle kapışmaya gidiyoruz. Sıkıntı büyük beyler. Bu adamlar böyle böyle kalıyorsun. Böyle. Havada şöyle kalıyorsun. Sadece düz gidebiliyorsun ya da geri gidebiliyorsun. Çok uyuz bir şey yani. Ne yapıyorlarsa onlar. Bu video biraz diğerlerine göre uzun olacak galiba. Moonlord'u da kesmeye çalışacağız ya. Kesemezsek zaten video, onu ayrı bir videoda çekeceğim arkadaşlar. İnşallah keseriz. Kesmeyi ümit ediyorum. Kesemezsek vay halimize. Geber lan. Şunu basayım mı? Geldik mi lan? Ne kadar var daha? Az kalmış. Haritayı da bayağı açmışım ha. Sol tarafı açmamışız, sağı da açmamışız ama bayağı açmışım abi. İçinde patlasın. Al. Yeah. Come on. Geldik. Vortex. Vortex. O neydi lan? O ne abi? Orada böyle deli kimisi bir şey çıkıyor. İşte geldik. İşte geldim, buradayım. Ha, eskiden ördüğüm duvar çok işime yaradı lan. Ben bu duvarı yukarıdaki adaya çıkmak için örmüştüm. Böyle arkadaşlar. Şu an bu duvar acayip işime yarıyor. Teleport oluyorlar ha. Şuna bak. Ne güzel. Bizim teleport olma şansımız yok tabii öyle. Erdilikten çıkamıyoruz. Şimdi gidiyor. Böcekler. Oğlum çok güzel yerdeyim lan. Ölmem ben burada. Gelin lan. Soldan gelenler aşağıya giriyor, sağdan gelenler duvara takılıyor. Aslında pilarlar hep aynı noktada çıkıyor, sadece yerleri değişik oluyor. Yani özel bir sistem kurulabilir pilar için. Mantıklı. Server'ı inşa ederken, buralara mimari yaparken yaparım ben burayı. Böyle kafes içine falan alırım, gelemezler. Neler yaparız yani. Neler oluyor. Evet.
Abi bu son pilar, direkt eve gideceğiz. Moonlord gelecek çünkü. Hemen eve abi, hemen eve. İnşallah keseriz ya. Oğlum kesemezsek Hüseyin sana, eğer video izlersen ve kesemezsek bittin oğlum. O kadar diyorum yani. Bunu Hüseyin aboneden aldım. Bu fikri. Yani videoyu bana o attı arkadaşlar. Ondan istedim yardım. Böyle kesebilirsin falan dedi. İnşallah keseriz Hüseyin. Yanılmamışsındır. Gel lan. Dibine. Keseceğim oğlum. Kesemezsek bittiniz lan, intihar edeceğim. Hadi bismillah, gelecek arkadaşlar birazdan. Umarım haklısındır Hüseyin. İşe yarar. İşe yaramazsa bittik zaten. Aha geldi. Abi hala vuruyor. O gözlerin damage atmaması gerekiyordu. Niye damage atıyor? Attığı ışını işlemiyor da. Var ya, biz burada ölürüz ha. Bu bizi keser. Bak, çıkardığı gözleri iptal ettiremiyor. Ama videoda da iptal ediyordu. Nasıl iptal ediyordu ki? Abi o gözler bildiğim patlıyordu, yok oluyordu. Var ya, kesemeyeceğiz beyler. Işından kurtuluyoruz eyvallah da, kesemeyeceğiz ya. Şu attığı göz tokları bizi öldürecek. İptal olmuyor yani. Bu göz normalde iptal oluyordu videoda. Bak, şu çıkardığı topları adam iptal ediyordu. Patlıyordu hepsi. Size gelmiyordu. Damage yemiyordu ondan. Baksana abi. Geliyor ve damage yiyorum ben şu an. Deli gibi damage yiyorum. Öldük abi. Kesin öldük. 16 saniye var top basmama. Kesin öldüm yani. İşe yaramadı. GG easy. Beş saniye. Bastım son anda. Bariyer olsa acaba, hani şu alevli bariyer. Kesemedik. İşe yaramadı Hüseyin. Ah be abi be. Niye yaramadı işe? Niye bozulmadı? Aslında güzel mantıktı. Neyse arkadaşlar, kesemedik. Elimizde zaten şunlardan var. Aa oğlum, 15 tane var lan. 20 tane çıkmadı mı? Tüh, az çıkmış. 20 olsaydı tablet yapardım. Ben onu tek seferde çağırırdım. Şimdi bir daha mı uğraşacağım? Şaka gibi ya. Tüh, yapamıyoruz bak, görüyor musun? Vay arkadaş. Tableti yapardım, çağırırdım. Neyse. Diğer videoda arkadaşlar Moonlord'u kesin keseceğiz. Moonlord'a özel bir bölüm yapacağız. Kesemedik. Bu sefer olmadı yani. Umarım ona özel olan yaptığım bölümde keserim. Başka fikirleriniz varsa bana iletebilirsiniz. Şöyle şöyle yaparsan kesebilirsin diye. Onu da yaparız. Deneriz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Diğer videoyu bekleyin. Keseceğiz. O Moonlord'u tokatlayacağız abi. Tokatlamadan gitmek yok. Size iyi seyirler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.